Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün yine nefis bir tarifle geldim. Kruvasan görünümlü, pratik bir katmer poğaça yapacağız. İnanın görenler kruvasan sanıyor. Hiçbir fark yok. Sadece biraz yapım tekniği farklı. Çok pratik bir teknikle kruvasan yapımı da diyebiliriz. Malzeme listemizi bir sıralayalım. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 su bardağı ılık sütümüz var. 1 yemek kaşığı mayamız var, kuru mayamız var. 1 adet yumurtamız var. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 3,5 su bardağı kadar da unumuz var. Şimdi artık poğaçamızın ya hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. Ilık sütümüzü yoğurma kabımıza alalım. Mayamızı da ekleyelim ve şekerimizi ekleyip şöyle hafif karıştıralım. Bu işlemi şefte yapmanız şart değil. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Sıralama yine bu şekilde olmalı. Evet, karıştıralım. Azıcık mayamızın açılmasını sağlıyoruz bu şekilde. Evet, diğer sıvı malzemelerimizi de ekleyelim. Sıvı yağımızı ekledik, yoğurdumuzu ekledik. Bu arada tüm malzemelerimizin oda ısısında olması önemli. Soğuk yumurta ve yoğurt eklemeyelim. Çünkü mayamızı biraz aktif hale getirdik. Evet, bakın burada unumuzu eliyoruz ve tuzumuzu da unumuza ekliyoruz. Şimdi artık kuru malzemelerimizi de yoğurma kabımıza alabiliriz. Dedik ki tüm malzemelerimiz oda ısısında olmalı. İşte atıyorum mayamızı, ılık sütümüzü falan karıştırdık. Sonra dolaptan çıkardığımız yoğurdu eklersek ne olur? Şöyle mayamız bir anda bir şoka uğrar. Neye uğradığını şaşırır. Mayalanma azıcık gecikir. Ya da kaynar sütle mayalarsanız hamurunuzu mayanız ölür. O yüzden lütfen bu ısı olayına dikkat edelim. Ilık olmasına özen gösterelim. Sütümüzün ve tüm malzemelerimizin de oda ısısında olmasına özen gösterelim. Şimdi güzelce yoğuralım. Dedim ki bu işlemi elimizle de yapabiliriz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk, streçledik. Şimdi artık hamurumuz şöyle 45 dakika sonra mayalanmıştı. 3 katı büyüklüğüne ulaştı hamurumuz. Şimdi artık hamurumuzun ilk havasını alıyoruz. Evet. Tezgahımıza hafifçe bir un serptik. Hamurumuzu kabımızdan alalım güzelce. Şöyle bir toparlayalım. İlk havasını alıyoruz, gazını alıyoruz. Evet. Un serpiştirelim altına, üstüne hafifçe. Hamurumuzu ortadan ikiye bölelim. Eşit büyüklükte iki beze elde edelim. Şimdi her bir bezeyi şöyle uzunca bir hamur elde edip 9'a bölelim. Yani her iki bezeyi 9 bezeye böleceğiz. Toplamda 18 beze elde ediyoruz. Evet, şimdi minik 9 bezeler elde edelim. Hatta 10 tane beze bile elde edebilirsiniz. Ne kadar çok beze o kadar kat demek arkadaşlar. Ne kadar çok kat o kadar çıtırlık, o kadar böyle kabarmış bir kruvasan diyebiliriz. Diğer hamurumuzu da 9 bezeye böldük. Dediğim gibi 10 eşit bezeye de bölebilirsiniz. Şimdi bezelerimizi şöyle bir yuvarlayalım. Eldivenle bezeleyince azıcık yapışıyor. Biraz ben elimi sıvı yağa batırdım. Her 9 bezeyi ayrı ayrı dizelim ki karıştırmayalım. Çünkü 2 ayrı yufka elde edeceğiz. Evet, tezgahımızı temizledik. Şimdi evet, her bir bezemizi pasta tabağı büyüklüğünde, küçük pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Nişasta serpip açıyoruz.
Evet, diğer tüm bezeleri de aynı şekilde açalım. Evet, şimdi her bezemizin, her açtığımız pasta tabağı büyüklüğündeki hamurumuzun üzerine erittiğimiz tereyağımızı sürelim. 150 gram tereyağımızı erittik ama böyle kızdırmadan erittik. Bakın şu an oda ısısında yağım sürüyorum. Eğer daha sıcak olursa akar gider. Mutlaka soğuk olsun yağınız. 150 gram tereyağı erittim ben. Evet, her yufkamızı bu şekilde tabağa dizip üzerine yağımızı sürelim. Dokuz adet pasta tabağı büyüklüğünde hamur elde ettik. Güzelce yağlayalım. Evet. En son kata sürmüyoruz yağımızı çünkü merdane ile açacağız. Her kata güzelce sürelim. Ne az ne de böyle akacak kadar çok olmasın. Zaten akışkan kıvamda olmasın sürdüğünüz tereyağı. Dediğim gibi soğuk olsun. Şimdi son katımıza artık yağ sürmüyoruz ve bu şekilde buzlukta bir 15 dakika bekleteceğiz. Şöyle hafif elimle açtım. Bastıra bastıra buzluğa atıyorum. Diğer yufkamı da açtım. İki ayrı hamur elde ettim. Bu şekilde buzdolabında 15 dakika beklettim. Şimdi tezgahıma un serptim. Buzluktan çıkardığım o her biri 9 yufkadan oluşmuş hamurumu açıyorum. 2 adet bu şekilde 9 yufkadan oluşmuş hamur elde ettim. Büyükçe bir yufka açıyorum. Mutlaka iyice soğumuş olmalı. Eğer iyice soğumamışsa yağı siz hamuru açtıkça kenarlardan çıkacaktır. İyice donmasına özen gösterin. Şöyle büyüklüğü konusunda size şöyle bir ölçü verebilirim. 50 santim yarı çapında bir yufka elde ediyoruz. Diğer yufkamız da dolapta bekledi. Evet, 2 adet ayrı hamur açıyoruz. Biriyle tatlı, biriyle tuzlu kruvasanlar elde edebilirsiniz. Gerçekten tek çeşit hamurdan iki farklı börek yapmış olursunuz bu şekilde. Dilerseniz bir kısmını peynirli, bir kısmını patatesli, bir kısmını çikolatalı yapabilirsiniz. İç harç olarak elmalı harç hazırlayabilirsiniz. Tıpkı elmalı pastada, elmalı kurabiyede hazırladığımız iç harç gibi. Evet, bir tariften iki çeşit ürün elde etmiş olursunuz. Şimdi biz bir kısmını peynirli yapacağız. Mutlaka bu şekilde kesik atıyoruz. Şöyle 2 santim kadar, 1,5 santim, 2 santim biraz fazla olur. Bir kesik atıyoruz öncesinde üçgenlerimize. Bir yufkadan kaç üçgen elde ettik? 12 üçgen elde ettik. Bakın böyle ayırıyoruz kestiğimiz yerlerinden, ayırarak oraya dikkat edin ve çektire çektire ucundan çektiriyorum arkadaşlar hamuru ve sarıyorum. Çektirirken koparmamaya özen gösterin. Hafif hafif çektirin. Bakın iyice ayırdım ve ucundan şu an çektiriyorum ve oradan sarıyorum. Sararken bastırmıyorum ama çektiriyorum. Evet. İyice ucundan şöyle bakın çektiriyorum.
Çektirmezseniz böyle uzunca sarılmayacaktır, katlar oluşmayacaktır. O yüzden çektirin. Evet, bu şekilde çektire çektire sarıyoruz. O kesikleri işte bu şekilde ayırmak için açtık arkadaşlar. Yoksa bu şekilde hilal şekli veremiyorsunuz, düz kalıyor. Bu şekilde yaptığınızda daha kolay hilal şekli verebiliyorsunuz. Çektiriyorum yine. Evet. Şöyle ucundan tutuyorum. Çektirip sarıyorum. Çok sıkı sarmıyorum. Daha mayalanacak çünkü hamurum. Evet. Şimdi ikinci yufkamızı da açıyoruz. Bu sefer çikolatalı kruvasanlar yapacağız. Bir kısmıyla. Yine 50 santim yarı çapında hamur açtım. Ve bakın çikolata bildiğimiz kahvaltılık Nutella'yı arasına doldurdum ve sardım. Evet, yine ucundan çektire çektire. Evet, şimdi artık kruvasanlarımızı tepsimize yerleştirdik. Tepsi mayası alacak bu şekilde. Ben fırını 50 dereceye ayarlamıştım. Bu şekilde 20 dakika fırında bekledi. Bakın iyice kabardılar. İyice kabardılar kruvasanlarım. Şimdi bir yumurtaya şöyle yarım çay bardağı kadar süt ekledim. Güzelce kruvasanlarımın üzerine süreceğim. Bir yumurta sarısı, yumurta akı yok içerisinde. Güzelce her tarafına bolca sürüyoruz. İyice kızarsın, böyle nar gibi kızarsın kruvasanlarımız. Su da ekleyebilirsiniz. Süt şart değil. Evet. İyice her tarafına buladık. Toz şeker serpiyorum çikolatalı olanlara. Diğerlerine de iri tuz serpebilirsiniz ama ben serpmedim. Fırınımı önceden şöyle 170 dereceye, pardon 160 dereceye ayarladım. Ve nar gibi kızarana kadar kruvasanlarım pişirdim. Zaten tepsi mayasını çok çok iyi almışlardı. Bakın şekerli olanlar. Bunlar da peynirli olanlar. Tepsi mayasını aldırmanız çok çok önemli. Üzerini örtüp ya da fırında aldırabilirsiniz tepsi mayasını. İyice kızartın. İyice kızarana kadar pişirin. Böyle çıtır çıtır kruvasanlar elde edebilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi tek hamurdan iki çeşit ürün elde edebilirsiniz. Hem tatlı hem tuzlu. Şöyle ortadan ikiye keselim. Daha çok sıcak. Gerçekten çok sıcak ama iç dokusunu size göstermek istiyorum. Katlarını. Nefis oldu gerçekten. Bir de dışının çıtırlığını göstermek istiyorum sizlere. Daha henüz inanın çok sıcak hamurumuz. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.